Hemen Uğur Dündar'a döneceğim. Ayağın tozuyla geldi dedim. E, az sonra yaptım. Resmen ben de bu işin ne, neliğini diyeyim kibarca. E, neyse yani de. az sonra demiş oldum. E, kendime <laughs> daha çok bir şey söylemeyeyim. E, beklettim sizi. Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu evet. çekilmiyor mu? Urdu'n'dan ne karar verdiniz? Şöyle ben e, hayatımı meslek hayatımın en özverili e, son bir haftasını yaşadım. E, dikkat ederseniz Pazartesi, Salı gününden itibaren yazı yazmadım Sözcü'deki köşemde. Siyasi içerikli bir tweet paylaşmadım, bir gönderi paylaşmadım. E, sadece Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısını düşünerek e, ve bu süreçte Uğur Dündar siyaset yapıyor e, denilerek kulübe zarar vermemek için bu özveriyi gösterdim. Oysa Bilgin sık sık, sık, sık yazıyor. Ee, Türkiye'de futbol gırtlağına kadar siyasete batmış durumda. Buray bir şey söyleyeyim mi? Pa özür dilerim. Mesela şu son toplantı var ya bu. Bu şey gibi All, Presidents, All the Presidents Men diye bir film vardı ya. Başkan adamları. Ya mesela bu, diyorlar ki işte bize liste geldi imzaladık federasyon başkanı derse yine öyle bir liste gelecek. Ben şeyden korktum. Orhan Gencebay'a boşta onu atarlar diye korktum. Yani Federasyon yok boşta değil. Boşta çalışıyor, ama... çalışıyor, çalışıyor, destek veriyor. Yani şöyle... Murat kurum için çalışıyor <laughs> şu ara boşta <laughs> değil. Hayır, boşta derken mesela onu kim imza, birinin ön imza diyorlar ki bu kişiyi seçin. Şimdi söyleyeceğim onu. Evet, yani onu, onu. seçiyorlar. <laughs> yani. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu başkanı seçimle geliyor ama Bilgin'in dediği gibi seçin. tırnak içinde seçin deniliyor. Sonra ne Ve abi? herkes <laughs> o gösterilen adayı Seçmek durumunda kalıyor. Bizim siyaset yapıyor olarak algılanmamızın nedeni Atatürk'e olan inancımız, cumhuriyete, layık demokratik cumhuriyete olan sevdamız ve bu değerlerden ödün vermememizdir. Oysa Atatürk'te bizim bağlı olduğumuz değerler de aslında siyaset ve üstüdür. Ve onlar olmasaydı zaten Türkiye yüzyılı, diye bir olguyla karşılaşmayacaktık. Neyse bunu geçelim. İki yıldır Yüksek Divan Kurulu toplantılarını yönetiyorum. Ama bu iki yılda yönettiğim en görkemli, en anlamlı, en coşkulu, en kenetlenmiş bir toplantı oldu. Bugünkü olağanüstü Yüksek Divan Kurulu toplantısı. Her zaman 400 kişi katılır. Salon hınca hınç doluydu. Ee, çok kişi ayakta kaldı. Ee, yaklaşık bin e, katılımcı vardı. Ee, dediğim gibi muazzam bir atmosfer oluştu. Ee, başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu dakikalarca ayakta alkışlandı. Ayrıca 26. Genelkurmay Başkanı, e, bizim Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın İlker Başbuğ da katıldı. Kumpas döneminde... E, Onurlu bir şekilde istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanı, emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit oradaydı. O da bir koyu Fenerbahçelidir. Hatta İlker Başbuğ <laughs> bir konuşma yaptı. O da dakikalarca ayakta alkışlandı. Bir yanlış anlaşılma var. Onu hemen düzelteyim. Bizim 2 Nisan'da saat 17'de stadyumumuzda yapacağımız olağanüstü genel kurul toplantısında Ligden çekilip çekilmemek oylanmayacak. Ama süre gelen bu haksızlıklar Trabzonspor maçıyla artık bıçağın kemiği delip geçtiği o olaylı günden sonra mutlaka bir aksiyon alınması gerektiği ve en kötü durumun hiçbir şey yapmamak olduğu çerçeveli bir Tam yetkilendirme olacak. Bunun içinde tabii ki ligden çekilme olasılığı da var. Ama ona gelinceye kadar daha pek çok aksiyon söz konusu ve ben inanıyorum ki bunlardan biri değerlendirilecek ve tıpkı bugün olduğu gibi olağanüstü genel kurulda da Salı günü 20 binin üzerinde bir üyemiz katılacak. Yeterli sayıyı bulacağız, Kongre'nin karar alabilmesi için ve orada şu konular konuşulacak. Bir defa Türk futboluna e, sızmış bir ve köklerini salmış bir yapı var. Bu yapıyı suç örgütü olarak mı tanımlarsınız, fetö kriptoları olarak mı tanımlarsınız? Bunun adını koymak e, kamu yöneticilerinin görevi. Ancak Trabzon'daki karşılaşmada sahada hiç emniyet mensuplarının olmaması, polisin bir güvenlik önlemi almaması, haftalar öncesinden geliyorum diyen kışkırtmaların bilinmesine karşın seyirci kalınması ve bu olayın yani tedbir alınmamasının birinci derecede sorumlusu olan Trabzon valisiyle Trabzon Emniyet Müdürünün halen görevlerine devam ediyor olması Fenerbahçe'ye verilmiş bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Yani Fenerbahçe camiasının yaptığı değerlendirme, başkanımızın da yaptığı değerlendirme budur ve bardağı taşıran son damla olarak başkan bunu Niteliyor. niteliyor. Peki şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında tamam. Uğur Dündar'a çok şunu önemli soracağım. şeyler var. Var Ama şunu sormak lazım. Bir, mesela yani... bir karar alınacak benim evet. gördüğüm. Onu söyleyeceğim. İşte o kararı. Tamam. Bir... Evet yani konu ligden çekilip çekilmeme değil yönetime tam yetkinin verilmesi ve alacağı her türlü aksiyona bütün Fenerbahçelilerim, tüm kongre üyelerinin topyekün amasız fakatsız destek vermesi. Bu nedenle Başkanımız Sayın Ali Koç'un yaptığı bütün konuşmalar dakikalarca ayakta alkışlandı ve mutlaka bu süreçte, bu mücadele sürecinde göreve devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu arada Sayın Koç'un konuşmasının bir bölümü çok anlamlı. Futbol üzerinden biraz önce sözünü ettiğim yapı bir kaos yaratmak istiyor dedi ve Trabzon'daki olayların da aslında bunu amaçladığını ve maçın 60. dakikasında teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı arayarak takımı sahadan çekme kararı konusunda tam yetkili olduğunu söylediğini ifade etti. E maçın hakemi dirayetsiz bir yönetim sergileyince mecburen devreye Sayın Ali Koç girmiş. Bu arada en önemli mesaj da 2 Nisan günü tüm Fenerbahçe kongre üyelerinin orada olmalarının ricası, bir de 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa karşılaşması için Fenerbahçe taraftarlarının bugünden herhangi bir organizasyona girişmemeleri, bilet alma teşebbüsünde bulunmamaları ve 2 Nisan günü olağanüstü genel kurulda açılacak alınacak kararın, Beklenmesi Peki, gerektiğini e, söyledi. Size şunu sorayım. Söylediklerinizden benim anladığım ligden çekilmek gibi çok radikal bir karar yok, yerine yok. belki Süper Kupa'yı evet, oynamamak gibi evet, bir şey mi çıktı? Evet o bir önemli olasılık olarak öne çıktı. Bakalım 2 Nisan'da nasıl bir önergeyle karar oylanacak onu orada hep birlikte göreceğiz. Ama bugün bütün Fenerbahçe camiası birlik ve bütünlük içinde kenetlenmiş durumda. Yönetime e, amasız fakatsız e, kesin destek tam destek dakikalarca ayakta alkışlanarak tüylerim bile e, hala ürperiyor hatırladıkça e, ve Ali Koç yönetimine e, devamı doğrultusunda çok güçlü mesajlar verildi. Evet. Tamam çok güzel Üzül, e, sanıyorum devrim kardeşim de beni destekleyecek eğer sayın Mehmet Şimşek şu anda azine ve maliyeyi yönetmiyor olsa o 1,5 milyar dolar bile zor bulunurdu. Kesinlikle Öyle ediyorum. değil mi? Tabii tabii. O bir köprü zaten kendisi. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Sayın Bakanlar günlerdir makamlarında kendi asil işlerini yapmak yerine Sayın Murat Kurumu desteklemek için İstanbul'da bulunuyorlar. Acaba seçimi Sayın Ekrem İmamoğlu kazandığında bu sayın bakanlar görevlerinden istifa edecekler mi? Benim günlerdir zihnimi kurcalayan soru bu. Özellikle İçişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı yaptığı bütün operasyonlara gönülden destek veren, çünkü hayatı boyunca temiz toplum uğruna mücadele vermiş bir gazeteciyim. Ama Sayın İçişleri Bakanı, biraz önce söyledim, Trabzon'daki olaylara seyirci kalan, hiçbir güvenlik önlemi almayan, Sayın e Trabzon valisiyle emniyet müdürünü değiştirmek dururken değil mi görevden almak dururken İstanbul'da siyaset yapmanın ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hayır ondan daha önemli bir şey var. Pazar günü sandık güvenliği sizin güveniniz benim tabii, güvenliğim. Tabii. Adalet Bakanı çıktı dedi ki sen kaybettin çok bir yanlış. dakika. Adalet Bakanı şimdi sen kaybettin imam dedi Sayın İmamoğlu. Tabii, 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 yani bu ne demek? Tabii, tabii, Bu bize pazar tabii. günü için ne anlatıyor? Çok vahim durumlar. İşte biraz önce Ahmet Akın'ın söyledikleri. Şey ben ben hayatımda, yani. hayatımda e, böyle bir seçim atmosferinin Türkiye'de yaşanabileceğini. Asla düşünemezsin. Hayal edemez Dinlerken tüylerim mi ürperdi? Yani. Yani bir sosyal güvenlik bakanı şey dedi ya. En borçlu 5 belediye CHP belediyesi dedi. Yani, yani devletin ne gelenekleri kaldı, ne teamülü kaldı. Evet. Hiç. hiç, 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 hiç şey. kalmadı. Hiçbir seçimde eşitlik. Erdem Bey kazanırsa sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı değil, değil. kazanmış olmayacak. Evet. Murat Kurum, Sayın Murat Kurum, artı Sayın Cumhurbaşkanı, değil. artı Sayın 17 Bakan, Hepsine, artı Orhan Gencebay... Yani böyle bir Amerika Tamer Karadağlı, artı Tamer Karadağlı böyle bir büyük, bir, lazım. Bir. E, <laughs> büyük bir, büyük <gülüyor> bir büyük <laughs> bir zafer <laughs> e, kazanmış bu ülke, olacak şey lazım yani ve böylece 2028'in Cumhurbaşkanı adayı da e, bence ortaya çıkmış olur. Zaten Sayın Dündar şöyle Normal şartlarda biz hani hiç sizle konuşmuştuk son bir hafta ya da iki haftada çıkar Cumhurbaşkanı diye. Şimdi kaybetme ihtimaline karşı son iki gün çıkabildiği konuşuluyor. Çünkü eğer kaybederse Cumhurbaşkanı da İmamoğlu'na karşı kaybetmiş pozisyonda düşecek. Gerçi için. her e, gittiği kentte İstanbul'a mutlaka bir evet. e, atıfta bulundu. Hatta gittiği kentin e, insanlarına İstanbul'daki hemşerilerini arayıp, Murat Kurum'a oy vermelerini istedi. Ama bir de şunu görüyoruz zannederim Sayın Cumhurbaşkanı. Artık Sayın Cumhurbaşkanının doğrudan müdahil olması da çok fazla bir şey kazandırmıyor. Evet çünkü para bitti Uğur abi. Para kalmadı yani. Esas konu bu. Değirmenin suyu. Evet yani para evet. yok. Evet.